Şeritler halinde doğradığım limon kabuklarından reçel yaptım bugün. Kahvaltılarda rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca keklerde ve kurabiyelerde aroma verici olarak ve yaş pastalarda da süsleme malzemesi olarak kullanılabilir. Çok güzel bir renk ve lezzet oldu. Hepinize iyi seyirler dilerim. 5 tane kalın kabuklu iri limon kullanacağım. Limonları yıkadım, kuruladım ve şimdi dış kabuklarını biraz rendeleyeceğim. Rendenin ince tarafıyla yapıyorum. Her tarafını sıyırmıyorum. Şöyle biraz bazı yerleri kalabilir. Kabuğunu delmiyorum. Hafif kabuklu bırakıyorum. Ortadan ikiye kestiğimiz limonların hepsinin suyunu sıkıyoruz. Sıktığım limonların şu arkasını alıyorum. Yarısının içini temizleyeceğim, yarısını içli kullanacağım. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bunu da içiyle kullanacağım. Şöyle dışarı doğru çıkmış zarları iyice ayıklıyorum. Bir kaseye 200 mililitrelik bir su bardağı şeker döktüm. Üzerine yarım su bardağı limon suyu ekliyorum ve arada bir karıştırarak bunların erimesini sağlayacağım. Tencerede kaynayan suya kabukları alıyorum. Kapağını örteceğim ve 5 dakika kadar kaynatacağım. Tencereye tekrar su aldım. Kaynayınca süzdüğüm kabukları yeniden içine atacağım. Kabuklar yumuşayıncaya kadar en az 3 kere bu işlemi tekrarlayacağım. Kabukları 3 kere kaynattım ve süzdüm. Şimdi üzerine soğuk su dökeceğim ve tekrar süzeceğim. Bayağı yumuşadı. Aynı tencereye 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 200 mililitrelik bardaktan bahsediyorum. Ve soğuttuğum kabukları ekliyorum. Ateşte koyulaşana kadar pişireceğim. Limon suyu ve şekeri bir tatlı kaşığı kadar da rendelenmiş limon kabuğu ekledim.
İndirmeye yakın reçeli bunu da dökeceğim. Limonlar şeffaflaşmaya başladı. Şimdi 3 tane karanfil atıyorum. Limon suyu şeker karışımını ekliyorum. Reçel kıvama geldi. İyice şeffaflaştı limon kabukları. Şimdi sıcak sıcak kavanoza dolduracağım. Limon reçelimiz servise hazır. Hafif ekşi ve şekeri az bir reçel oldu. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.